Derya kuzusu bunlar, derya. Arımız şu aldı. Bayağı bize yetecek. Şimdi bir tane daha geliyor arkadaşlar. Babam bir tane daha aldı. Hadi bakalım baba, heyecanlı. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün babayla beraber balık avına gidiyoruz. Sabah saat 5 civarı şu an. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan kale civarına gideceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Yumurtalığa geldik. Şimdi kale civarında at çekimizi yapacağız. İnşallah kısmetimiz bol olur. Baba, görüşmek üzere. Oltayla atacağız mesela. Sabah geldik değil mi? Sabah atmamız lazım. Tabii genelde balıklar sabah yayılıma çıkar. Güneş ışımadan ne alırsa o kar. Olursa olur, olmasa döneriz. At çek dediğimiz bu nasıl bir olta? Onu da bir açıklarsan. Rapala. Ratın ucuna rapala, sahte balık bağlı. Atacağız, çekeceğiz. Onu gören, şapırtıyı gören balık kısmette varsa gelip vuracak. Anladım. Yani yem değil de sahte yem atıp evet, o şekilde alacağız. Aynen öyle. Tamam. Bir tane de karavan var şurada. Babam da aşağı doğru gidiyor şimdi. Buradan at çek yapacağız. Daha henüz kahvaltı yapmadık arkadaşlar. Az sonra yapacağız kahvaltımızı. Birkaç kez atalım. Üşürsek eğer geri döneceğiz. Baba, buradan mı yapacağız? Ben şu ayağının üstüne yapacağım. Sen buradan yap şundan. Tamam. Bunu atarken biraz fazla esnek neden at. Tamam. Bir at baba sen. Balığı görürsem yavaşlatacağım değil mi? Tamam baba. Ben karşı taraftan atıp çekiyordum arkadaşlar. Kalenin aşağısındaki bir noktadan çekiyordum. Babam buradan bayağı bir yakalamış. Şöyle poşetin içinde. İstavrit yakalamış. Bize yetecek kadar var şu an. Bunları yapıp yiyeceğiz. Hala devam ediyoruz. Benim oltada hiçbir şey yok şu an. Tekneler yanında balıklar kaçtı. Şurada ağ atan teknemiz var. Bunlar gelince balıklar, ürktü diyor babam. Karşıda da bir tane var şöyle. Tabii bayağı uzakta bunlar. Ben ilk attığım yere doğru gidiyorum. Burada babam küçük balıkları yakalıyor. Bir de engin bir yer. Onun için olta takılır. Onun için karşıdan atacağım bakalım. Evet, sonunda aldık arkadaşlar. Geliyor balığımız. Oltamızda balığımız. Oo. Çatal kuyruklu. Demek ki sabahtan beri atlayan buymuş. Evet. Bunun en büyüğü 4-5 kilo, 6 kilo, 10 kiloya kadar çıkıyor baba bu. Hadi ya, 10 kiloya kadar. Evet. Maşallah. Ben buna şuraya atayım. Ver baba. Ha, tamam. Evet, kuyruğundan ötürü çatal kuyruk denmiş bu balığa. Çatal şeklinde kuyruğu var. Şöyle şurasından tutalım, kaçmasın. Şimdi poşete koyalım. Evet. Balıklarımız şu aldı. Bayağı bize yetecek. Şimdi bir tane daha geliyor arkadaşlar. Babam bir tane daha aldı. Hadi bakalım baba, heyecanlı. Arka arkaya tutmaya başladık. Çok güzel. Baba sen şuraya at, ben alırım. Tamam. Evet, balığın şu kısmından sıkarsanız balık elinizde duruyor.
Şuradan sıkacaksınız şöyle aldığınızda. Evet, bir tane daha aldık. Babam bir tane daha aldı şimdi. Bu mantarla daha çok tutuluyor küçük balıklar. Benim oltanın ucu büyük balıklar, avcı balıklar içinde. Onun için tutamadım hiç. Tamam baba, bunu da alayım. Bu da mı çatal kuyruk? Çatal kuyruk sürüsü denk geldi. Oo, hadi bakalım baba, vallahi ne heyecanlı bir işmiş bu ya. Tamam baba. Evet, bunu da aynı şekilde buradan tuttuk. Böyle aldık. Üçüncü balığımızı aldık. Benim oltayı çekmem lazım şimdi. Çekmek için bırakmıştım. Arka arkaya 3 tane aldık baba vallahi. Güzel. Değil mi? Çok zıplıyor ya baba. Şu taraflarda bak. Şurada gördün mü? Kaldır istersen baba. Oo baba, bunlar da çatal kuyruk. Çorba yapacağız. Tahta kaşık almıştım bunun için. Tahta kaşıklarımızı aldık. Çünkü hemen kirleniyor. Onları yıkaması zor oluyor arkadaşlar. Onun için hemen tahta kaşıklar için çözüm. İdeal bir şey. Ha, hemen kullanıp atıyorsun. Evet. Bu Bekir Hoca'nın müthiş çözümlerinden birisi. Aynen. Aynı anne çorbası gibi arkadaşlar. Çorbamızı şimdi açalım. Ben sana kolay kolay bir şey beğenmem ama Bekir Hoca bunu bana tattırdıktan sonra vazgeçilmez bir şey oldu. Ama lezzetli yani. Babam bir kere yedi, domates çorbası içti arkadaşlar. Çok hoşuna gitti. Diğer çorbaları da güzel bunların. Yani reklam yapmayalım ama Knorr harbiden bu işi biliyor. Buradan Knorr yetkililerine sesleniyorum. Teşekkür ediyorum onlara. Şöyle domates çorbamızı da koyalım. Doğayı kirletmiyoruz. Şimdi sıcak suyumuzu bunun içine koymuştum. Sabah kaynattık arkadaşlar. Şimdi bu şekilde koyarken karıştırıyorum şimdi. Evet, şu kıvam iyi oluyor. Babam böyle biraz cıvık seviyor. Sıvı olsun. Şimdi de ben mercimek çorbası içeceğim. Sabah mercimek iyi gidiyor. Evet. Şöyle. Bu kıvam benim için de iyi. Ara ara karıştırarak böyle çok güzel çorba keyfi yapacağız sabahleyin. Evet arkadaşlar, dışarısı çok soğuktu. Arabanın içine geçtik. Burada çorbamızı içeceğiz. Evet, şu an yağmur da yağıyor. Gördüğünüz gibi. Bayağı soğuk bir hava var. Ama balık yakalarken pek üşümedik baba, değil mi? Hı. Hava iyiydi o zaman. Aynen. Onun için balıkları burada temizlemeyi düşündük. Ama hava soğuk olunca babam evde temizleyelim diyor. Çok da acıktık. Sabah kahvaltısını daha yeni yapıyoruz. Birazdan çorbamızı içtikten sonra çıkacağız. Balıkları temizleyince evde gösteririz arkadaşlar. Onları öğlen yemeği olarak yiyeceğiz bakalım. İnşallah güzel olur. Güzel olur. İstarit, iri. Bir de çatal kuyruk var. Kuyruk. Bir tane de son küçük bir balık yakalamış. Melanur. Melanur yakaladı en sonda küçük bir balık. Derya kuzularını götüreceğiz bugün. Ya öğlen ya da akşam, muhtemelen öğlenleyin yapar yeriz arkadaşlar. Eve gittiğimizde bu keyfi sizlerle paylaşacağız. Görüşürüz. Bismillah. Evet arkadaşlar, balığımız pişti. Babam sağ olsun pişirdi. Çok da güzel oldu. Gerçekten leziz gözüküyor. Şimdi bunları yiyeceğiz. Beraber gidip balığımızı yakaladık. Daha sonra pişirdik. Ve çok eğlenceli, zevkli bir iş oldu bizim için. Babam hemen başladı.
Ben de ona eşlik edeyim. Şimdi çıtır çıtır pişmiş ve balık gerçekten güzel gözüküyor. Çok pırıl pırıldı yani. Zaten taze yakaladık, gördünüz. Vallahi mükemmel olmuş. Salataları ben yaptım. Turşuyu zaten ev turşusu annem yapmıştı. Çok güzel oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı ve aklınıza herhangi bir soru takıldıysa, işte bu balık yakaladığımız yere nasıl gidilir, oltayla ilgili herhangi bir şey sorarsanız yorumlar kısmına yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.